Anlatılır ki şeytan bir gün gelmiş ve Hazreti İsa'ya demiş ki, ey İsa, madem Rabbine bu kadar güveniyorsun, atsana kendini şu uçurumdan aşağı, bakalım Rabbin seni kurtaracak mı? Hazreti İsa dönmüş ve demiş ki, ey iblis, bizim inancımız da kul Allah'ı imtihan etmez, Allah kulu imtihan eder. Anacığım, benim ilk üniversite sınavını kaybettiğim, kazanamadığımda eve gelmiştim ve çok sinirim bozuktu. Hemen odama girdim. Geldik, elini böyle omzuma attı. Anneciğim bak, Anadolu kadını, sana bir şey soracağım ben. Buyur anne dedim. Sen bu zamana kadar hiçbir mezar taşında şöyle bir yazı okudun mu? Bu adam acından öldü dedi. Yok anne dedim. Korkma oğlum dedi. Ben sen iyi insan ol diye çalışıyorum. Sen avukat ya da polis ya da mühendis ol diye çalışma. Olsa güzel olur. Ama rızık Allah'tan oğlum. Üzme kendini tatlıcan. Sen mutlu ol dedi ya. Mutlu çocuklar olalım. Dolayısıyla çocuğumuz Rabbini bilen, vatanını bilen, çok bayrağını güzel bilen, annesini babasını bilen, düzgün insanlar, ahlaklı insanlar yetiştirelim. Bizim ahlaklı suculara da ihtiyacımız var. Bizim ahlaklı simitçilere de ihtiyacımız var. Bizim ahlaklı sanayiciye de ihtiyacımız var. Hepsi. Bizim ahlaklı insanlara ihtiyacımız var. Her şey böyle çok hızlı attığı için günümüzde. Müzikler bile hızlı. Rap müzik diyor. 200 kelimeyle diyor rap yapıyor adam diyor. Yemeğin adı fast food olmuş. Hızlı beslenme. Gidiyorsun hemen. Her şey hızlı olsun bitsin istiyoruz. Acılar çok hızlı yaşansın. Sevinçler hep ilerebet sürsün ama o da değişsin. Çünkü ilk başta önceleri sevinç, mutluluktan anladığın şeyle bir süre geçtikten sonra ona sahip olduktan sonra o da artık seni mutlu etmemeye başlıyor. O da değişsin istiyor. Aslında insan cennet istiyor. Mesela şu an programların öyle özellikleri var. Bir şey yazıyorsun, 2 saniye sonra kendisini siliyor. 3 saniye sonra kendisini siliyor. Kendi temizleyen amel defteri algısıyla normal hayatta yüzüne söyleyemeyeceğin şeylerin alayını birden buradan birine yazabiliyorsun. Evet. Ve nasıl olsa seni bulamaz diye troll hesap açıyor. Ağza gelmeyecek küfürler, mukaddesada küfürler falan. Yani ben bilmiyor olabilirim senin kim olduğunu ama o defteri tutan, o kalemi tutan, ilahi kalemi tutan biliyor senin kim olduğunu ve bunun hesabını vereceksin. Evet. Biz hakikaten çok hızlı adam harcıyoruz. Zaten çok az adam var. Evet, çok mahiriz. Bir X kişisi bir hata işliyor. Bu yayılıyor, işlediği hata. Herkes sırtını dönüyor. Kapılar kapatılıyor bu adama. Hakikaten o gün bizim Haktan'la konuşuyorduk. Dedim öldürün adamı. Öldürün. Niye öldürmüyorsunuz adamı? Adamı rejim edelim dedim ya. Ailesini de öldürelim adamın. Adamla alakalı dost, eş hepsini öldürelim. Yani bu şekilde mi kazanacağız bu adamı? Abi bu bir imtihan. Kardeşine ne olur yardım et. Kardeşine el uzat. Herkes hata yapabilir. Herkes yanılabilir. Size özensiz ve kaba saba davranan insanların evlenince değişeceğini söyleyenlere sakın inanmayın dostlar. Siz sessiz kaldıkça değişmeyeceği gibi bilakis sessizliğinizden cesaret alarak daha da kabalaşacaktır. Çünkü insanın huyu ve ahlakı öyle akşamdan sabaha değişebilecek bir şey değildir. Gayretle, emekle ve eğitimle değişir ahlak. Dolayısıyla çevrenizin dediği gibi değildir o iş. Evlenince değişmez, çocuk olunca hiç değişmez. Gaza gelip hem kendinizin hem de müstakbel çocuğunuzun başını yakmayın. Size hayatınızın sonuna kadar büyük bir gönül yükünden, gıybetten, üzülmekten, hatta kullanılmışlık hissinden kurtaracak bir formül vereyim mi? Çevrenizdekilere her ne iyilik yapıyorsanız onlar için değil, Allah rızası için yapın. Mesela birine bir iyilik edeceksiniz değil mi? Daha en baştan harekete geçmeden evvel içinizden şöyle deyin. Bu kişi evladım da, eşim de, akrabam da olsa insandır. Hata eder ve haddini aşabilir. İnsandır ve insandan her şey beklenir. Ben bu iyiliği onun için değil, senin için yapıyorum Allah'ım deyin. O bir gün sırtını döner ama sen dönmezsin Allah'ım. O bana ihanet eder ama sen etmezsin Allah'ım. O iyiliğin kadrini bilmez ama sen bilirsin Allah'ım deyin. Böylece iyilik ettikleriniz bir gün size fenalık ettiklerinde ben zaten Allah için yapmıştım der, kahvenizi yudumlamaya devam edersiniz. Cenab-ı Allah adil olduğu için bir yerde bir dert verdiği zaman diyor ki mesela Rize'nin bir dağ köyünde şöyle bir rahatsızlık olduysa bilin ki o rahatsızlığa iyi gelecek ot da sağında solunda bir yerlerdedir, arayın. Aynen. Rize'deki rahatsızlığa İspanya'daki ot iyi gelmez diyor. Diyorlar, evet. Her şey birbirine yakın. Allah hepsini cem etmiş. Dolayısıyla senin gönlünün ilacı da Brezilya'daki samba değil, o musiki değil. Senin gönlünün ilacı ya Yozgat'ta, ya Sivas'ta, ya Kırşehir'de, ya Adana'da, ya Urfa'da. Etrafında, burada bir yerde, ilacımız burada. Bu memleketinin koyununu yediğimiz zaman kendimizi daha iyi hissedeceğiz. Bu memleketin kızını sevdiğimiz zaman daha mutlu olacağız. Bu memleketin türkülerini dinlediğimizde daha mutlu olacağız.
Bilim insanları hayata ve olaylara olumlu bakmanın insan ömrünü uzattığını kanıtladılar. Tabii ki bu müjde bize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından yüzlerce yıl evvel zaten verilmişti. Çünkü dinimiz tevekkülü, teslimiyeti, nasibi, hüsnü zan etmeyi zaten tavsiye ediyor bizlere. Kardeşlerinizin ayıbını araştırmayın, hatta ayıbını görseniz bile onları örtün diye de tembihliyor. Hüsnü zan iyi düşünmek, iyi tarafından bakmak demektir. Suizan ise her işe kötü ve olumsuz tarafından bakmak demektir. Eskilerin şu sözü ise muhteşemdir. Not alın bunu. İsabetsiz bir hüsnü zan, isabet eden bir suizandan evladır. Yani sen iyi bak, iyi düşün, velev ki hakikat öyle olmasın. Bu, kişilere ve hadiselere baştan olumsuz yaklaşıp haklı çıkmandan Allah katında çok çok daha hayırlıdır. Zamane gençleri bu durumu şey diyorlar, kafa konforu diye açıklıyorlar ama bence bir konfor varsa o da gönül konforudur. Hazreti Ali Keremallahu Veç'e eve böyle düşünceli bir şekilde giriyor. Fatıma annemiz tabii hissediyor hemen eşi yani. Ona şöyle bir şey soruyor. O kadar hayran oldum ki bu soruya. Yani o kadar tatmin olmuş bir kalpten çıkar bu soru. Diyor ki Ali belli ki bir sıkıntın bir derdin var. Eğer bu derdin dünyalıksa boşver konuşmaya bile değmez. Ama dünyalık bir dertteyse benimle paylaşmak ister misin diyor. Çok güzel. Ne kadar güzel. Demek ki bu dünyanın belki konuşmaya bile değmeyecek, üzülmeye bile değmeyecek olan o yönünü bizim nazarımıza veriyorsa bu süreç. Eğer biz burada alıcılar açık ve o şeyi alabiliyorsak o dersi ne âlâ biz. Bir kez gönül yıktın ise o kıldığın namaz değil, 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil diyor Hazreti Yunus. Gönül yıkmayalım. Güzeli anlatalım, güzel tavsiye edelim. Adam ayı gibi araba sürüyor mesela. Ver yolu ya. Ver sen geç ya sensin abi. Ben sadaka olsun diye veriyorum bu yolu de. Sadakan olsun ver o gitsin önce. Sen önce ulaş. İdare edelim anlaşalım. Alnımız secdeden kalkmıyor. Birbirimizi gırtlaklayacağız ya. Öyle değil mi? Twitter'da olanlar bilirler. Görüyorsunuz değil mi? Ulan zina haram, gıybet haram değil mi? İçki haram, kalp kırmak haram değil mi? İki haram arasında ne fark var? Gönül yıkıyorsun, adamı soğutuyorsun. Belki bir sözünle adam bir daha camiye uğramayacak ya. Hep sorulur, ihlas nedir, riya nedir? Demiş ki eskiler, ihlas Allah'la kul arasında bir sırdır. İhlas, kiramen katibin meleklerinin yazmadığı, şeytanın bozamadığı ve insanların bilmediği şeydir. Hak için yaptığın her şey ihlastır. Halk için yaptığın her şey riyadır. Büyük zatlardan birisi öğrencisiyle birlikte bir kabrin yanından geçmiş. Elini kabrin üzerine koymuş. Demiş ki bu kabir yarılsa, bu ölü dirilse, dünyaya dönse ne yapardı? Hemen abdest alırdı demiş öğrenci. Namaz kılar, kötülüklerden uzak durur. Yaptığı eksiklikleri telafi eder, gönül alır, hakları öder. Tevbe eder. İbadet eder, tevbe eder. Demiş ki bundan geçti artık ama senden geçmedi. Şimdi onun bütün kalkıp yapamayacağı şeyleri sen bugün yap. Sen bugün yapabilecek durumdasın. Bütün yaklaşım biçimi budur. Henüz geçmedi. Henüz geç değil yani. Hı hı. Allah istikametten ayırmasın inşallah cümlemizi. İnşallah. Anacığım benim ilk üniversite sınavını kaybettiğim, kazanamadığımda eve gelmiştim ve çok sinirim bozuktu. Hemen odama girdim. Geldi. Elini böyle omzuma attı. Anneciğim bak Anadolu kadını. Sana bir şey soracağım ben. Buyur anne dedim. Sen bu zamana kadar hiçbir mezar taşında şöyle bir yazı okudun mu? Bu adam acından öldü. Yok anne dedim. Korkma oğlum dedi. Ben sen iyi insan ol diye çalışıyorum. Sen avukat ya da polis ya da mühendis ol diye çalışma. Olsa güzel olur. Ama rızık Allah'tan oğlum. Üzme kendini tatlı canım. Sen mutlu ol dedi ya. Mutlu çocuklar olalım. Dolayısıyla çocuğumuz Rabbini bilen, vatanını bilen, çok bayrağını güzel. Bilen, annesini babasını bilen, düzgün insanlar, ahlaklı insanlar yetiştirelim. Bizim ahlaklı suculara da ihtiyacımız var. Bizim ahlaklı simitçilere de ihtiyacımız var. Bizim ahlaklı sanayiciye de ihtiyacımız var. Hepsi. Bizim ahlaklı insanlara ihtiyacımız var. Eğer dua ederken ne istesem diye düşünüyorsan Allah'ın sana verdiklerine şükret. Ellerini açtıklarında sabaha kadar ağlayarak farklı şeyler isteyebilecek kadar muhtaç insanlar yaşıyor bu dünyada. İnsan şükretmeyi bilmeli. Eczaneye girip adını bilmediğiniz, ne işe yaradığını bilmediğiniz, neye iyi geldiği hakkında fikriniz olmayan her bir ilacı alıp şükrederim Allah'ım ben bunu neye yaradığını bilmiyorum. Bunsuz yaşayamayan insanlar var ve ben adını okuyamıyorum bunu. Bir kitapta okumuştum bu ifadeyi. İnsan bazen el ayak çekildikten sonra gecenin bir vaktinde uyanmalı. Bir seccade sermeli kıbleye doğru abdest almalı. Oturmalı hiçbir şey yapmadan. Oturup kendine bir gönül inşa etmeli. Hmm.
her gece kendine bir gönül inşa etmeli, evet. bir dinlemeli. Ne oldu? Ne yapıyorum? Aynen. Nereye gidiyorum? Aynen. Allah benden ne kadar razı? Aynen. Hani kemalata medar neyim var? Aynen. Nasıl bir efor sarf ediyorum?